Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben de burada şarkı söylüyorum bu arada. Ama daha acemiyim yani. Yeni başladım. Çok isterim seni dinlemek. Kal istersen prova alacağız birazdan. Ciddi misin? Çok sevinirim. Madem Güven abinin oğlusun, başımızın üstünde yer var artık. Ya, pardon. Alo Rüya. Ya kusura bakma, sabah müsait değildim. Sonra da geri dönmeyi tamamen unuttum sana. Önemli değil. Deniz, konuşmamız lazım. Neredesin? Asi, neresiydi burası? Tolga'nın mekanındayız. Hah, tamam, duydum ben. Geliyorum hemen. Tamam. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar 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 yanar. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar yanar yanar. Tutmuşum, pardon. Dur bakayım, kulakları yerinde mi? Olmayabilir. Vallahi düşmüşler. Ama ben sana dedim sesin berbat diye. Neyse, bir dahakine artık. Alaz. Ne haber, nasılsın? Hoş geldin. Ya yoksa sen de mi gördün rezilliğimi? Lütfen görmemiş ol. Ben göreceğimi gördüm. Asi, benim sahne hayalim burada biter. Prova bile terletti beni. Sen bir gideyim, elimi yüzümü yıkayayım. Tamam. Görüşürüz Alaz. Neden buradasın? Tolga'ya borçlanmıştım. Onu vermeye geldim. Yollasaydın hesabına, niye geldik ki? Neden? Rahatın mı bozuldu? Az önce güller açıyordu yüzünde. Bozdun, evet. Neyi fark ettin biliyor musun? Meğer sen gülü biliyor musun ya? Güldüremeyenler utansın diyelim. Bu Aydın Junior'un ne işi var burada? Sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Ne işi var burada? Sana ne? Bak, geldi seninki. Git onunla hesap sor. Bana değil. Hadi. Aramızdaki bu köşe kapmaca oyunu ne zaman bitecek? Aramadın. Mesajlarıma geri de dönmedin. Bana bir kahve versene. Aynısından bana da lütfen. Hoş geldin. Bu seni beklerken üçüncü kahvem. Hoş bulduk. Ay, hoş geldin. Sana kahve hazırlayayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin hakkında bazı şeyler öğrendim ve kötü hissediyorum, evet. Özgü abla, inan ki böyle bir şeyle karşında olmak istemezdim. Ama bu Azra denen kız Deniz yüzünden intihar etmiş. Okul formunda öyle yazıyor. Evet, biliyorum bu olayı. Biliyor musun yani? Azra Deniz'in eski kız arkadaşıydı. Benden önce birkaç kere daha intihar girişimi olmuş.
Benim haberim yoktu. Deniz kızın sağlıklı ruh halinde olmadığını anlayınca ona yardım etmek istedi. Hatta benimle de görüştürdü ama durumu bizi aşıyordu. Annemle çok ısrar ettik. Hastaneye yatsın, tedavi olsun diye. Ama büyük tepki gösterdi Hazra. Onu hastaneye kapatıp terk edeceğimden korktu. Hatta o gün uzun uzun onunla konuştum. Ama işe yaramamış. Bir saat sonra kendini trenin altına atmış. Deniz'in hiçbir kabahati yok yani. Öyle mi? Ne demek istiyorsun sen? Deniz bile bile intihara mı sürükledi Azra'yı? Ben demiyorum Özge abla. Okul arkadaşları öyle diyor. Terk edilme travmaları tetiklenip ilaçları da bırakınca okulda olay çıkarmaya başladı. Dedikodular da okul forumlarına kadar yayıldı rüya. Kafanın içinden ne geçiyor senin? Ya ben bu kadarı fazla değil mi? Bak. Azra öldükten sonra Deniz zar zor kendini toparladı. Bu Deniz'in acısına bile saygısızlık, biliyorsun değil mi? Büyük daldım o olaydan sonra. Okulu bırakmak istedim. Annemle babam olmasa ayağa kalkamazdım. Ama hepsi bu rüya. Eğer kafanda soru işaretleri varsa... Var mı? Bana inanmıyor musun rüya? Yok. İnanıyorum tabii ki. Ben inanmıyorum bu hikayeye ya. Ha, ben de yalan söylüyorum yani. Öyle mi Yaman? Hayır. Ben sadece sen de tanımıyorsun diyorum oğlunu. Maalesef. Ben hazır. Sağ ol. Ya aslında oldu da konuşmanızın bitmesini bekledim. Oo, bakıyorum Deniz sahalara hızlı girmiş. Ne oldu, bir duygu patlaması falan yaşandı galiba burada. İki günde Deniz'in de yaşam sevinci soldu bizimle yani. Yok yok, iyiyim ben. Hiç sevmem zaten bu drama halleri. Ya sen beni dinlemiyor musun? Dinlemiyorum. Gidil birazdan. Acil buluşmamız lazım abisi. Junior Aydın'la ilgili. Bizim evde. Neymiş bana Deniz'le ilgili anlatacağın şey? Senin bu Aydın Junior var ya, tam bir ruh hastası. Manyak manyak, dükkanı kapatmış. Bana bilmediğin bir şey söyle. Çağlar Rüyasi. Bizimkileri de kafalamış. Başka? Başka. Hani Rüya'nın Deniz'e attığı o mesaj var ya. Aslında o mesajı Rüya sana yazmış. Ama Deniz sana değil, kendisine atmasını sağlamış. Dün gece Rüya söyledi bana. Sen de bana bunu şimdi söylüyorsun. Sen mi döveceksin ben mi? Bu defa şiddet yok. Başka bir planım var. Sen İngilizce biliyor muydun? Başka ne lazım abisine? Almanca, İspanyolca. Özel uçağımız var mı bizim? Bizim var bir tane, evet. Ama senin değil.
Peki ne zaman kalkacak hale getirebiliriz onu? Ben hazırlığımı yaparım, sen bana planı anlat. Bak şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.